Peki bu sunumun amacı nedir? Şimdi bunlardan bahsettik. Sunumun amacı şudur. Türkiye son 20 yılda, 30 yılda, 40 yıl öncesine, 50 yıl öncesine göre çok ilerledi. Yani bizim çocukluğumuzda evimizde telefonumuz yoktu. İşte bir telefon almak için İstanbul'da bile 20 sene, 30 sene sıra bekleniyordu. Vesaire. Hastaneler yoktu, hastanelerde yer bulunmuyordu. İşte yollarımız asfalt değildi. Bir sürü şeyler vardı ama bakıyoruz. İşte zaman içinde Türkiye 1960'larda, 70'lerde, 80'lerde, 90'larda, 2000'lerde, 2010'da çok ilerledik. Artık savunma sanayinde birçok stratejik ürünleri üretiyoruz. Ve bu bizi çok memnun ediyor. Çok güzel hastanelerimiz var, yollarımız var, havaalanlarımız var, otellerimiz var. Ne güzel işte. Peki şikayetimiz nedir? Yani bunlar, bak Türkiye ne güzel şeyler yapıyor. Yani bunları beğenmiyor. Tabii ki beğeniyoruz. Bunları beğenmemek değil. Bizim amacımız, biz artık geçmişte çok çok daha kötüydük. Artık şimdi ona göre daha iyiyiz diyerek kendimizi teselli etmek değil. Biz artık Almanya gibi, Japonya gibi, İngiltere gibi, İsviçre gibi, Amerika gibi, Güney Kore gibi, bu gelişmiş ülkeler gibi güçlü, müreffeh ve kalkınmış olmak istiyoruz. Yani Türkiye böyle üçüncü dünyanın ve gelişmekte olan ülkeler sınıfından artık çıkması lazım. Bizim kişi başına milli geliri 5-10 bin dolar seviyelerine değil, 30 bin dolar, 40 bin dolar, 50 bin dolar, 80 bin dolar olan ülkeler sınıfına dahil olmamız lazım. Bu Güney Kore örneği bizim için çok ilginç bir örnektir. Güney Kore 1960'larda, 70'lerde iç savaş yaşamıştı zaten 60'larda. Biz de gidip 50'de, biz onlara gidip yardım ettik. Ve Türkiye'nin ekonomik durumu Kore'ye göre daha iyi durumdaydı. Hatta epey daha iyi durumdaydı. 1980'de bile Türkiye'nin kişi başına milli geliri Güney Kore'den daha fazlaydı. Daha sonra Güney Kore 1980'lerden sonra yaptığı yapısal reformlarla ve devletin ülkenin kalkınma ve gelişmesi için belirlediği politikaların çok ısrarlı ve doğru bir şekilde uygulanmasıyla hızla ilerlemeye başladı. Ve artık bu mavi olan Türkiye, siyah olan Güney Kore'yi gösteriyor. Kişi başına milli gelir olarak biz Güney Kore'nin çok gerisine düştük. Biz işte bugünlerde 10 bin doların altındayız. Güney Kore 33 bin dolar civarında bir kişi başına milli gelire sahip. Peki burada problemin sebebi ne? Problemin sebebi sistemsizlik. Şimdi bakıyoruz 10 yıllar boyunca devleti yönetenler büyük bir aşkla ellerine geleni yaptılar. Kanunlar ve diğer mevzuatlar hayata geçirildi. Devamlı da geçiriliyor. Sümerbank kuruldu. Kurulduğunda muhteşem bir projeydi. Çok doğru bir şekilde kuruldu. 1933 yılında. 1995 yılında da kapatıldı. Yani daha doğrusu özelleştirildi. Özelleştirilmesi de doğruydu. Çünkü her şeyi zamanın ruhuna, yani dün doğru olan bir şey bugün doğru olmaktan çıkabiliyor. Yani bir şeyin mutlak doğru diye bir şey yok ya. Bir şey 1933'te, 43'te, 53'te doğruysa 2003'te, 2023'te de doğru olacak manasına gelmiyor. Sümerbank'ın kapatılmasıyla tekstil ve hazır giyim sektörü, özel sektör müthiş bir şekilde gelişti ve bugün Türkiye'nin en önemli ihracat kalemini karşılıyor ve milyonlarca insanımıza iş sağlıyor. Dolayısıyla Sümerbank'ın devlet eliyle sanayi kurularak özel sektörün karşısına rekabetle çıkılması garabetine artık gerek yoktu ve Sümerbank'ın kapatılması ve özelleştirilmesi Türkiye'de tekstil özel sektörünün kalkınması için önemli olmuştu. Devlet Planlama Teşkilatı çok muhteşem bir kuruluştu. 1960 darbesinden sonra kurulan, Türkiye'ye büyük hizmetler etmiş olan çok önemli bir kurumumuzdu. 1960'ta açıldı, 2011'de kapatıldı. Kapatılmasını ben de istiyordum ama yerine boşluk bırakılarak değil. Onun politika otoritesi haline getirilmesi gerekirdi. Maalesef biz Devlet Planlama Teşkilatı'nı kapattık ama yerine de
onun boşluğunu dolduracak bir şey koymadık. Bunun acısını da açıkçası hissediyoruz, çekiyoruz. Devlet Planlama Teşkilatı devlete gerçekten büyük hizmetlerle bulunmuş bir kurum ve hizmette bulunan insanları da yetiştiren bir okul vazifesi görmüş bir kurumdu. TÜBİTAK 1963 yılında kuruldu. İşte Mustafa İnan, Erdal İnönü gibi böyle az sayıda o zamanki bilim insanı tarafından büyük bir idealizmle kuruldu. Cahit Arf, hepsinden Allah rahmet eylesin yaptıkları hizmetten dolayı kuruldu ve günümüzde de devam ediyor. Türkiye'de bilimin gelişmesi, bilimin fonlanması, bilim insanlarını desteklenmesi konusunda öncü vizyoner bir rol üstlendi. Ama tabii ki TÜBİTAK'ın da ilk kuruluşundaki o güzel amaçlarıyla bugün içinde bulunduğu konum maalesef aynı değil. TÜBİTAK zaman içinde yine özel sektörle rekabet eden, haksız rekabet eden, yani halktan alınan vergilerle özel sektörle rekabet eden şirketler topluluğu haline de geldi. İşte biz bu yaptığımız, teklif ettiğimiz reformlarla TÜBİTAK'ın yeniden yapılandırılmasını ve TÜBİTAK'ın tekrar bilimde memleketimizin önünü açan bir kurum haline gelmesini arzu ettik. Aselsan 1975 yılında kuruldu. Yine savunma sanayi şirketlerimiz kuruldu. Bunlar tabii Kıbrıs Harekatı sırasında Türkiye'nin uğradığı ambargolar neticesinde Türkiye'nin savunma sanayinde kendi kendine yeterli olmaktan başka bir çaresinin olmadığının anlaşılması ve kurulan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Güçlenme Vakfı'na milletimizin işte bileziğiyle, yüzüğüyle, işte 3 kuruşuyla, 5 kuruşuyla yaptığı bağışların neticesinde kurulan şirketlerimizden bir tanesi ve zaman içinde Türkiye'nin bilhassa askeri haberleşme teknolojileri ve diğer askeri elektronik, optik gibi çok önemli sahalarda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılayan önemli bir şirket haline geldi. Geldi ama işte yine aynı şekilde zamanında doğru olarak kurulan bir şey, zaman içinde bakıyorsunuz özel sektörün ve teknoloji girişimcilerinin gelişmesinde haksız rekabetle, yine devletten, devletin halktan topladığı vergilerle beslenen ama girişimcilerin, özel sektörün önünü tıkayan bir yapıya büründü. Bunların da yapılandırılması gerekiyor. İşte ARGE destekleri veriliyor. Yani ARGE desteklerinde Türkiye'de bir problem yok. Bu ARGE desteklerini faydaya çevirecek mekanizmalarda problem var. Teknoparklar var. Bunlar yani yine Türkiye'de işte araştırma gelişme yapanların çalıştığı özel vergi avantajlarına sahip olan yerler. Ama bakıyoruz bunlar da büyük ölçüde gayrimenkul işletmeciliği haline dönüşmüşler. Yatırım indirimleri veriyor, ayrıcalıkları veriyor vesaire. Ama sonuçta günümüzdeki duruma geldik. Geldiğimiz durum nedir? İşte 10 bin doların altında kişi başına milli geliri olan bir ülkeyiz. Daha da ileriye gidemiyoruz. Ne kadar çırpınırsak, ne kadar gayret edersek olmuyor bu. Yani Türkiye bir türlü kalkınamayan, kalkınmakta olan ülkeler sınıfında uzun yıllardan beri kaldı.